13 arkadaşlar. Bugün sizlere daha öncesinden çekmiş olduğumuz 1.8 turbo ve sizin de yapmış olduğunuz yorumlara nazaran bu turboyu değiştirdiğimizi kanıtlamak amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Doğru mu Abdullah Usta? Aynen. Şimdi yorumlar ya da sosyal medya çok acımasız. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun Abdullah abi? Ya şu yüzden acımasız. Onu söyleyeyim. Çoğu kişinin canı yanmış. Evet. Bu konularda. Şimdi zaten Alparslan aracın sahibi de burada Alparslan abi. Biz şimdi önceki videolarda ne dedik? Arkadaşlar bunu bu şekilde satıcı kişiler, yani kanı bozuk kişiler diyelim. Çünkü çok pahalı bir turbo bu. Bu çatlak yerlerini nasıl bir çözüm buluyorlar? Kısa dönemlik hemen pit kaynağı yaptırıyorlar. Çatlağa basıncını düzeltiyorlar. Basınç turbo tam verdikten sonra kullanmıyorlar bile doğru düzgün aracı. İlanı koyup satıyorlar. Çünkü bu iş 6-7 bin lira turbo, nereden baksanız iki kere sürtlak, yani 9 bin lira mal olan bir şey bu. Bu da insanın cebine acıtan bir şey. Şimdi Allah'tan abimiz turboyu biraz ucuza bulmuş. Yani bir 2 bin lira piyasa değerinin altında bulmuş. Güzel bulmuş yani. Abi de getirdi. Hani burada çoğu kişi kişiye yönelik biraz yorum geldi de o yüzden söyledik biz. Şimdi ama biz niye bu turbonun bu şekilde toplanmasına razı değildik? Şimdi zaten göstereceğiz. Bakın hangi parçalar değişiyor. Bunu turbocu değiştirmiyor, mekanikçi değiştiriyor. Hangi parçalar değişiyor tek tek görelim. Bütün contaları tek tek değişiyor. Evet. Çatlağı bir daha gösterecek misin? Çatlağı göstereceğim. Hatta Alparslan abi de gelsin ya. Videonun içine. Aynen. Adamın. Abi. Şimdi bak şöyle. Bizimkiler nasıl biliyor musun? Orada böyle hani nasıl diyeyim? Her telden insan izliyor bizi. Direkt akıllarına gelen konu bu araba böyle satılacak, bu araba böyle birine itilecek falan. Abi çünkü öyle görmüşler yani. Hani insanlar farklılık görmemişler. Son zamanlarda hep bu şekilde ilerlediği için bu iş. Aynen. Farklılık görmemişler. O yüzden hani o yapılan yorumların hepsi bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Evet. Genelde. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar düşündüğünüz gibi değil. Bakın insanlar yani her insan düşündüğünüz gibi değil. Turboyu şu an değiştiriyoruz. Dur ya Alparslan'ı al. İsmini de yalnız hatırlıyorum. Yok ya. Sinan neydi hatta ya Alparslan abi diye. Yok abi uydu. Ben şey almadım. Niye? Yok ben almadım. Bir liradan çıkarttım. Gazeteciler geldi gene aldım bunu kendim. Yani şimdi yok. Kendi yüzünü göstermeyelim. Yani yüzünü göstermeden abi. Konuşabilirsin abi. Sesini aynen. Direkt yok, alıyor yok, zaten. Yok bana gelmez. Sen hallet. Sen sıkıntı yok. Dur ya abi. Dur ya gitme abi. Ya sen sor o söylesin. Abi. Kendini çıkartmayacağım zaten. Şimdi bak bizim bu turbada söylemek istediğimiz. Bak görüyorsunuz oradaki takımlarında. Değil mi? Evet. Şimdi Alparslan abiye daha önceden de söylemek istediğimiz şuydu. Şimdi adam bunu ne yapıyor biliyor musun? Şu çatlağı. Şuradaki bak kaç tane çatlak var. Komple boylu boyu çatlak. Adam buna geçici sürelik şuralara kaynağı atıyor, dolduruyor. Basıncını toplatıyor arabana. Binmiyor bile. Binmiyor. Direkt satıyor. Satışa çıkartıyor. Peki Alparslan abi sana ne dedi? Onlar Alparslan abi tabii bizi aradı. Ya arkadaşlar ben öyle biri değilim. Ben yıllardan Oğuzhan, beri bu. Oğuzhan. Oğuzhan abi. Bana Alparslan deyip dur. Oğuzhan abi. Ben de bu aracın yıllardan beri kullanıcısıyım dedi. Ya tabii bu maddi anlamda kesinlikle bir şey demeyiz. Biz kendisine dedik. Ya Oğuzhan abi biz çünkü seni ilk defa gördük. İlk defa ben neysin necisin bilmem. Geldin turbonu söktük taktık. İşin şeyi şu. Yani biz kişisel bazlı ya da bu iş olarak aynen. Değil. Genelleme ha. Yaparaktan sen o videoda özellikle bu araçlar bak 1.8-2.0 TFSI motorlar için. Yani şu turboyu görüyor musunuz? Ben bak bir saatten beri bu etrafını toplamaya çalışıyorum. Ve değişen contaları gör. Orada yapılan yorumlar benim de moralimi bozdu. Hani ben çünkü abi seni aradım dedim hatta istersen videoyu kaldırabilirim diye söyledim. Orada yapılan yorumlar genelde insanlara ne sen dedin ya videonun başında çiğ süt emmiş kanı bozuk insanlar diye. Evet o insanlar o şekilde yapabiliyor ama ben o videonun tekrar o videoya da gidebilirsiniz. İyi butonunu yukarıdan izle, size koyarım. Ben o videonun başında söylemiştim. Yani kesinlikle Oğuzhan abi o insanlara benzemiyor. İlla ki bu işi bize bu şekilde yaptırıyorsa bir şeyi vardır. Bence bu kişisellik olayında değil de birçok kişinin bu yüzden dolayı canı yandı. Biliyoruz yani.
Şimdi Oğuzhan abi de aynı şekilde olsaydı Oğuzhan abinin de canı yanacaktı. Evet. Yani sonuçta yani bir şey bir anda böyle 7000 lira 9000 lira cebinden para ya yeni almış adam. Aa şimdi BMW'nin videosu gelecek. Çocuk yeni almış. Zaten o aracı bile bile öyle toplayıp piyasaya vermişti. Yani insanların canı da acıdığı için yorumlarda biraz acımasızlar. He, kişi olarak bence çok böyle agresif yorumlar geldiğini de çok düşünmüyor. Ha, bu videolarda zaten kendisini de anlarlar Oğuzhan abinin. Geldi turbosunu getirdi. Çatlağı bir daha gösterelim mi? Gösterelim. 1.8 turbo çatlağımızı değiştirdik diye büyük bir ihtimal buna başlık atarım. Hani bütün yorumlarınızın yok şey var. Şuradan beri başlıyormuş bak. Görüyor musun çatlak? Burası var. Ben şu an videoda gözükmüyor ama. Şurayı aynen gösterebilirsin. Bak şurayı gösterebilirsin. Şurada ha bak var. Orası çok güzel gözüküyor şu an. Aynen. Şimdi meskiyetin içini göstereyim. Yani bunu kaynak yapıp da toplatabilirdi bize Oğuzhan abi. Bu şekilde bu arabayı da satabilirdi. Yok, o yaptığı şekilde yok. Asla. Ya, asla. Yok hani evet. Yapabilirdin. Ya, yapabilirdim de yani evet. Kullanıyorum ben bu arabayı. Evet. Yani şu o şekilde de yapabilirdi. Yok. Ama biz bu turboyu olduğu gibi yerine taktık. Kendisi tabii ki de insanlar bütçelerini düşünecek. Tabii ki de 2000 lira 3000 lira ucuz bulduğumu alacak. Herkes aynı şeyi yapacak. Oğuzhan abi de aldı getirdi. Turbosunu burada değiştiriyoruz. Ben biraz seni üzülmüş gibi gördüm abi seni. Öyleydim öyle. Yani, üzülmüş yani gibi gördüm. Biraz beni üzdü. Yalan yok şimdi. Niye üzüyorsun adamı? Yani paran olacak diyecek dedi. Aynen. Ha. Kişisel olarak kesinlikle algılamayacak kimse bunu. Yani beni tanımadan konuştu ya Abdullah Usta orada. Ya ben ben videonun en başında zaten başlarken evet, evet, söylemiştim abi. Hani öyle bir insan olmadığın zaten belli. Ol, ben seni videoya çıkartmıyorum ama hani görseler kesinlikle o şekilde söylerler. Evet. Hani Abdullah abi genelleme yaptı, işin aslı. Hani bunu bu şekilde yapıp da toplayanlar olabilir diye. Hastasındır yani. Aynen. Çünkü bu contaları da gördün. Biz mesela bunları tekrar yerine taktık diğerinde. Yani en ufak bir su kaçarsa aracın hararetten evet, dolayı conta yakar. Kötü dedi Abdullah Usta. Bana eski contaları taktı. Abdullah Usta aradığında beni abi contaları bari değiştirin dedin mi bana demedin. Dedim ben de ben sana değiştirmem Abdullah Usta dedim yani. Abi bak o konuda şöyle bir şey. Tamam onda evet, da ben sana zımlayayım mı? Conta için senin conta gel. Sen ne zaman aldın bu contaları? Veya elinde var mıydı direkt? Hayır. Yoktu. Yok. Ne zaman geldi? Dün. Yani kaç gün içinde geldi? İki gün. İki gün ben senin arabanı tutmam lazım. Traverzini koymadan arabanı liften indiremem. Onu anladım ben, onu düşündüm. Ha. Onu tahmin ettim, merak etme. Deyince, onu tahmin ettim ama sen de öyle. Aracın liften inmiyor yani. Ama işte sen videoda onu söylemeyince. Ha, ya abi, millette yanlış yani anlamış. Her şey konu bazı geçmiyor. Evet. Bu contaların hepsi kimsenin elinde yok. Ya yetkili servisten gelecek, biliyorum, ya da bu tedarikçisi gönderecek. Biliyorum. O yüzden dedik yani. Biz biliyoruz zaten yani gelmeyeceğini, olmayacağını elinde de. O yüzden söyledik. Ya her halükarda sen bu turboyu öyle toplayacaktın kardeşim. Ya her halükarda. Tamam. Şunu söylüyorum. Ben iki gün niye lifte tutayım arabayı? Onu söylüyorum. Yok. Ya işin şeyini geçelim. Ya bizim konumuzun mevzusu tabii, böyle işler yapılabiliyor. Ya yapılıyor. Bu zaten başından beri şöyle. Yani bunu kişiselleştirdikleri için biz bu videoyu çekiyoruz. Bu işin kişisellikle alakası yok. Bu iş yapılıyor. İnsanların canı acıyor. 7000 lira 9000 lira mal oluyor bunlar. Aynen. Onu söylüyorum. Yapan Allah'ından bulsun diyelim. Aynen öyle abi. Yani başka bunun için. Evet. Ama güzel bir video oldu. Evet. Abi ben vallahi abi katkıda bulunduğun için de teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Eksik olmayın. Olsun. Gönlümü aldınız. Gönlümü aldınız. Özür dileriz. Ama hani böyle bir şey ben demiştim zaten videoyu kaldırayım diye. Kendi izni de var videonun kalmasında. Bir problem yok herhalde diye düşünüyorum. Yok. Evet. Tamam. Toplayalım takalım yerine. Abi. Ben toplamaya geçiyorum. Üzüyoruz. Abi çok sıcak. Yanıyorum. Ama söylediklerin de haklısın yani. Çünkü zaman zaman mesela bazı contalar yerine takamadığımız oluyor. Yağ kaçırdığı oluyor. Şimdi bu araba yağ kaçırmış olsaydı sen bu arabayı vermeyecektin. Abi bir de bak şu handikabı söyleyelim. Bu turboların içinde su gidiyor. Su soğutmalı turbo. Aynen. Bak çatlak yürüdüğü anda şu orniklerden bir tanesi su kaçırıp emme manifoldu yani emiş tarafına basınç tarafına suyu geçirdiği anda piston tepesinden su verecek bu arada. Verdiği zaman
sen 7000 lirayı bırak 17000 lirayla bile çıkamazsın bunu. Aynen. Onu söylemeyeyim. Ya da suya yağ karıştıracak, yatak aynen. saracak. Bir şey yapacak gibi. Yani mutlaka öyle bir şey olacak. Hı. Teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek değil arkadaşlar. Tamam. Hoşça kalın. Demek ki neymiş? Her şey videolarda görüldüğü gibi değilmiş. Her insan sizin yazdığınız, yorumlarda yazdığınız gibi değilmiş arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videoyu zaten çoktan beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi de yorumlara iliştirin.